Yakın zamana kadar bombalı araçlarla saldırılar düzenleyen DAEŞ, Paris katliamıyla birlikte taktik değiştirdi. Artık hedeflerinde siviller var. DAEŞ'in bu yeni stratejisini Hindistan'ın Bombay kentindeki katliamı örnek alarak geliştirdiği belirlendi. 2008'de teröristler Bombay'da ilk olarak bir tren istasyonuna kalaşnikovlarla saldırmış, ardından bir restoran, iki otel ve bir misafirhaneye saldırmıştı. 10 teröristin gerçekleştirdiği saldırılarda 173 kişi ölmüştü. Bombay'da olduğu gibi Paris'te de teröristler hızlı hareket edebilmek için kalaşnikov ve tabanca gibi hafif silahlar ve intihar yeleği ya da kemeri gibi hafif patlayıcılar kullandı. Hedef olarak da Bombay'daki gibi sivillerin yoğunlukta, güvenlik önlemlerinin zayıf olduğu stadyum, konser salonu ve restoranları seçti. DAEŞ terör örgütünün hedefindeki son ülke ise Amerika Birleşik Devletleri. Örgütün tehditler savurduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde ise bomba alarmı vardı. Harvard Üniversitesi'nde, üniversite kampüsündeki bilim merkezi başta olmak üzere 4 bina bomba tehdidi yüzünden boşaltıldı. Polis binalarda bomba araması yaparken bölge tüm girişlere kapatıldı. Yapılan aramalarda binalarda herhangi bir patlayıcı maddeye rastlanmadı. Harvard gibi Massachusetts eyaletinde bulunan Fitchburg Eyalet Üniversitesi'ne bağlı McKay kampüsü de bomba ihbarı üzerine boşaltıldı. Alınan bomba ihbarları nedeniyle bir kolejde de dün derslerin tümü iptal edildi.